Merhaba arkadaşlar. Daha önce sizlerle demir bilek videosu çekmiştik. Burada kendi vücudumuzu geliştirme yönelik, sağlamlaştırma yönelik çektiğimiz içeriklerle devam edeceğiz. Bugün demir bilekten sonra demir yumruğa geldik. Demir yumruk için yapmamız gereken bazı egzersizler var. Sizleri çok bekletmeden bunlarla başlayacağız. Öncelikle arkadaşlar şöyle kısa bir ipucuyla başlayalım. Demir yumruk dediğimiz süreç en azından bilekle çok alakalı. Çünkü kol gücünüz çok etkili de olsa, omuz gücünüz çok etkili de olsa, biliyorsunuz çünkü bir yumruğu atarkenki süreç göğüs kası, kol kasları, bilek kaslarıyla çok ilgili olmakla birlikte bu aktarılan bütün kuvvet en nihai noktada bilekten geçerek yumruğa ulaşır. Eğer bileğiniz zayıfsa, öncelikle bir demir bilek videosunu çekme sebebimiz de buydu. Demir bilek videosuna çalışın, bileğinizi güçlendirin. Bileğin zayıf olduğu yerde güçlü yumruk kolu kırar. Yani özellikle bilekten kırılma yaşarsınız. O yüzden ben sizinle kısa bir yine bilek çalışması, bilek yumruğu birlikte çalıştıran bir yumrukla başlayacağım. Kendi yaptığım yumruk egzersizini siz de görmüş olacaksınız. Ellerimi omuz hizamlarına hafif geniş açacağım. Dimdik. Ve buradan inip kalkacağım arkadaşlar. Şimdi normal şınav haricinde bizim burada özellikle yumrukla çalıştığımız şınav şekli bileklerimizi daha güzel sağlamlaştıracaktır. Bilek burada kaç tane çektiğiniz önemli değil. 3 taneden, 5 taneden de başlıyorsanız başladığınız rakam üzerine yavaş yavaş inşa edin bu süreci. Bu zaten bir şey, aperatif bir süreç. Bileği çalıştırmak, biz asıl burada yumrukla ilgileneceğiz. Şimdi yumrukla ilgili bilmemiz gereken ne var? Özellikle de şunu da belirteyim. Yumruğunuzu alıp taş, işte demir, duvar gibi incinmeyen zeminlere, en azından esnemeyen zeminlere vurmayın. Bu çok yanlış bir şey, bilgi arkadaşlar. Buradaki yumruğunuzun üzerindeki 4 tane ana çıkıntı olan kemik, neticede kemiktir, üzeri de etle sarılıdır. Ve vurduğunuz zemin esneme payı olmayan bir şey. Siz ne kadar sert olursanız olun, kemik betona karşı, demire karşı kırılır. Çok göremeseniz de kılcal kırıklar oluşturursunuz burada. Hayatınız boyu devam edecek sıkıntılara sebebiyet verirsiniz. Bu sebeple arkadaşlar hiçbir şekilde esnemeyen zeminlere vurmuyorsanız, vurmamanız gerekiyorken yapacağınız şey ne olabilir? Burada duvar vardır. Ben bunun önüne bir sert olabilecek plastik koyarım. Plastikten ziyade tatami gibi, biliyorsunuz, torba gibi bir şey koyarım. Hafiften, hiç esnemiyorsa bile küçük mesafelerde çalışırım. Ama bunu alıp da sertleştirme maksatlı değil, bir karış mesafelerden vurmam arkadaşlar. Kendi elinizi parçalamayın demir yumruk yapacağım diye, öyle bir şey yok. Çünkü neticede kemik ve etten oluştuğunuzun bilincinde olmalısınız. Şimdi bileği hallettik. Sert zemine de çalışmıyoruz. Nasıl çalışabiliriz? Öncelikle kollarımızı bir esnetelim. 2 tane 2,5'ar kiloluk, 2 tane de 4'er kiloluk dumbbellımız var burada. Kollarımı hafiften buradan tam tur çevirerek esnetiyorum arkadaşlar. Buradan tam tur çevirerek esnetiyorum. Bu sağ kolumu 20 çevirdim, sol kolumu 20 çevirdim farz ederim. Buradan bileklerimi esnetiyorum. İç ve dış şeklinde ayrı ayrı esnetiyorum. Buradan hafiften elimi merkezde tutarak omuzlarımı esnetiyorum. Yumruk çalışacağınız süreç bütün üst gövdeyle alakalıdır ve hatta ayağınızla da alakalıdır. Yani güçlü dediğiniz yumruk ta ayaktan kuvvet alarak çıkar. Yumruğun çıktığı merkez aslında sağ kolumla vuruyorsam sağ ayakla bile ilgili. Bel kemiğinizle ilgili, omzunuzla ilgili vesaire. Kollarımızı esnettik hafiften diyelim. İleri şöyle açma gelmeler özellikle parmaklarla yapılan. Burada görüyorsunuz. Aynı şekilde sol elime de parmaklarla yapılan açma gelmeleri ekliyorum. Bileğimi esnetme yönelik bu şekilde hafif baskılar uyguluyorum. Tekrar bileğimi yumuşatıyorum. Ve bileğimi son olarak omuz köklerimi son raddesine kadar esnettim. Artık bunların her birisini tabii arkadaşlar ben size özet olarak gösteriyorum. 20'şer 30'ar saniye veya set olarak baktığınızda 20-30 şeklinde çalıştığınızda üst gövdenizin ısınmalarını göreceksiniz. Isınmayı tamamladıktan sonra ilk dumbbell'ı alıyorsunuz. Burada şu anda önce dizlerimin üzerine oturarak başlıyorum. Ellerimi guard pozisyonunda yukarıda tutuyorum. 1 düz attım, geri kapattım. 2 düz attım, geri kapattım.
Atarken bunu arkadaşlar şu çenemde özellikle tutmaya hep devam edeceğim. Çünkü bu normal bir yumruğa geldiği zaman şunun gibi olması gerekiyor. Bunun burada kalması gerekiyor. Bu karttan düştüğünde zaten çene açığınızı alışmaya başlarsın. Hani bunu atarken bunu düşürdüm, at. Gerçek bir kavgada çene açığı bırakmaya alışırsınız. O sebeple 1, 2, 3, 4 bunlardan 30 tane hafif sol guard şeklinde. 30 tane hafif sağ guard şeklinde çalışıyorum. Düz yumruğu tamamladım mı? Şimdi arkadaşlar iyi izleyin burayı. Düz yumruğu tamamladım. Ellerimi boşa bırakıp 1-2 defa silkeliyorum. Aynı sol guard'da 30 tane yumruğu boşa atıyorum. Sağ guard'da tekrar alıyorum. 30 tane yumruğu boşa atıyorum. Şimdi niye boşa atıyorum? Yani bu sizin belki bana yıllardır sorduğunuz bir soruyla da ilgili. Mesela abi diyorsun 15 yıllık dövüşçüyüm, 16 yıllık dövüşçüyüm ama hiç kasların yok. Yani özellikle benim için bunu çok söylüyorlar. Biraz da bu sebeple yok. Çünkü biz özellikle kas kazanmamaya, en azından ağırlıkla kas edinmemeye çaba gösteriyoruz. Bu attığın dumbbell'larla 100'lü, 200'lü yumruk setini yapıp hiç boşaltmadığını düşünün arkadaşlar. Kolların bu şekilde şişer. Bu şekilde şişmiş bir kol artık daha hızlı yumruk atmak noktasında zorlanır. Esneyemez ve çok çok sert bir darbe aldığında esneme refleksi yerine kırılma gösterir. O sebeple biz bunları atarak sonra boşa atıyoruz aynı sayı ki kaslarımız gereksiz yere şişmesin. Bu da farklı bir mantık. Çünkü ben bunları hep yaptığım egzersizler ve gördüğünüz gibi kaslarım gayet olağan. Esnek ve hızlı olmak. Sonra arkadaşlar önce düzleri atmıştık. Yine merkeze aldım ellerimi. Ve bakıyorsunuz burada zincir yumruğa geçiyorum. Daha çok zincir yumruk ismiyle biliniyor. Burada biraz daha yandan görelim. Elim çeneden, çene merkez olmak üzere hep bir düz doğrultuda gidiyor. En son noktaya ulaşıyor elim, sonuna kadar açılıyor. Ondan sonra geri geliyor. Mesela şu yukarıda attığımız yumrukta da şurada kalmayacak yumruğumuz. Son noktaya kadar açılıp geri gelecek. Son noktaya kadar gitmek çok önemli bir ayrıntı. Son noktaya gitti, geri geldi. Bunu da tamamladık, anladınız zaten rutini. Burada hemen tekrar doğruluyorsunuz. Başlıyorsunuz aynısını boşaltmaya. Ha böyle gidip de ellerinizi birbirine çarptırmayın. Öyle bir şey yok. Aynı düz doğrultuda gidiyorsunuz. Sonuna kadar açıyorsunuz. Çok acele etmenize gerek yok. Zinciri ve düzü tamamladıktan sonra arkadaşlar burada hafif ayağa kalktım. Guard aldım tekrardan. Omuzlarımı yükseltip çenemi saklıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kroşeleri önce sol guardla sonra da sağ guardla çalışıyorum. Bunların her birisi 30 set. Yani şöyle 30 tane sağ guardı veya sol guardı. Önce 30 kroşemi attım, bırakıyorum. 30 boş atıyorum. 30 tane boş attıktan sonra tekrar sağ guarda geçip dumbbell'larla 30 tane attım. Şimdi 30 tane yine boş atacağım. Tamamladım. Son hareket uppercut'lar. Uppercut için tekrardan aldım. Sol guard'da başladım. 1, 2, 3. Şöyle açılmıyorsunuz. 1, 2. Bir karışlık mesafe kadar düşünün. En son kalktığım noktayı. Buraya kadar. 1, 2, 3, 4. Çalıştık 30 tane. Aldım. Boşa attım. Şimdi arkadaşlar toplam sayı 120 adet dumbbell vuruşu, 120 adet boş olacak şekilde. Tabi bu egzersizin en başında da yumruk şınavı yapmıştım. Kol egzersizi yapmıştım. Sonra 120 dumbbell, 120 boş şeklinde toplam 240 yumruk olması gerekiyor. Bunları günlük yaptığınızda sadece size şunu söylüyorum. 3 hafta sonra şu bileğinizi, buradaki yani şu pazuyu ve buradaki bileğinizdeki sertliği bir ölçün. En nihayetinde bu hareketlerden sonra gidip bir tane torbada 100 tane çalışın. Ya da işte tatami sardığınız, tatamiye bir şekilde zeminine oturttuğunuz bir duvarın çalışın. 3 hafta sonra kollarınıza bir bakın nasıl bir değişim olduğunu göreceksiniz. Şimdi ben size bu işin 1 yıl sonrasını söyleyeceğim. Şu dumbbell'lar benim sene 2015'te kullandığım dumbbell'lardı. 2015'te ben bunlarla koşu yapıyordum. Bu dediğim egzersiz çalışıyordum arkadaşlar.
2016'nın sonuna geldiğimde artık, yani yıllar oldu, bunlar artık beni kesmemeye başladı. Ben bu dörtlüklere geçtim. Normal egzersizlerimde artık bu 4-4-8'leri kullanıyorum. 8 çok daha güzel geliyor. Siz de 2-3 yıl bunu 2.5'dan başlayabilirsiniz mesela. Ya isterseniz 1'erden başlayın, sıkıntı yok. Sonra arttıracaksınız. Artık bunlar benim için daha uygun. 4-4, bunlarla da 1.5 kilometre koşuyorum bunun yanında. Şu anda arkadaşlar, bu bilek gelişiminin nihayetinde şuranızda, hani bileğinizi sert tuttuğunuzda bir oklava kırılsa veya işte bildiğiniz bu şey tarzında, temizlikçi sopaları tarzında bir şey kırılsa muhtemel bileğinize bir şey olmamış olacak. Gerçekten o kadar sağlam bir bilek, sağlam da bir yumruk elde ediyorsunuz. Demir yumruk için egzersizlerimiz bunlardı kısaca. Son olarak bilmemiz gereken biraz sabır göstermek. Bu hareketleri belli bir periyot dahilinde, mesela diyelim 8 hafta, 10 hafta falan yapın ki ciddi bir farkını görürsünüz. Evinizde bunun için edineceğiniz tek ekstra malzeme bir dumbbell ağırlık olacak. Bir de yumruk, bunların üzerine çalışacağınız bir zemin olacak. Benim mesela evde şu an şeyim yok, herhangi bir vuracak zeminim yok. Normal gittiğimde sahada toprak üzerinde çalışıyorum. Yani küçük mesafede, burada. Şimdi komşuları çok rahatsız etmeyeyim. Yani şu gördüğünüz küçük metrajlı vuruşu çalışıyorum. Bir salon bulduğumda da yumruklarımı çalışıyorum torba üzerinde. Bu şekilde de bir şeyle çalışmak için bir malzeme elde edinmeniz gerekir. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Demir Vücut serimizin bir başka videosunda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.